Bekleyelim mi hocamıza, başlayalım hemen. Alper hocam, nasıl durum Burcu? Bir saniye bir sorayım. Hocam başlayabiliriz. Gelen Başlayabiliriz değil mi? Katılımcılar yavaş başlayabiliriz. yavaş geliyorlar. Evet. Tamam. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir süre ara vermiş olduğumuz sağlık ve teknoloji zinciri başlıklı seminerlerimize bugün doktor öğretim üyesi Alper Yılmaz hocamızla devam edeceğiz. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor şu an. Kısa bir takdimini yapayım izninizle. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl The Ohio State Üniversitesi'nde doktora yapmaya başlamıştır. Çalışma konusu HIV virüsü translasyonudur. Doktorasını 2007 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede yeni nesil dizileme analizi ve genomda kelimeler konularında doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlamış ve şu anda da çalışma alanları yine aynı konular ve hocamız aynı zamanda hem istatistik bilgisiyle hem hesaplamalı biyoloji konularında oldukça başarılı. Kendisine yer yer takip ettiğimiz güzel grup oluşumları olan, girişimleri olan bir hocamız. Teklifimizi kabul edip kırmayıp bizlerle güzel bir konuda birlikte olduğu için de ayrıca kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alper hocam, bizler de bir proje kapsamında bu ekibi kurduk. Siz de bizim komünite grubumuzda varsınız zaten. Projemiz tiroid nodüllerinin ayrıcı tanısında kullanılan bir yapay zeka modülü geliştirmek. Bu süreçte de Data Surgery şirketini kurmuş olduk. Kurucu ortağım Burcu Bektaş Güneş, kendisi bilgisayar mühendisi, doktorasını bitirmek üzere. Ve bu ekibin de başında çok güzel çalışmalar yürütüyor. Ve sevgili genç arkadaşlarımız büyük bir başarıyla destek sağlıyorlar. Tabii nice güzel projelerde böyle güzel çalışmalar yapan kişileri bir arada buluşturmaktan da ayrıca memnuniyet duyduğumuzu belirtiyoruz. Sizin de katkılarınız, destekleriniz bizi her zaman için çok mutlu edecektir. Ben Burcu'nun söyleyeceği bir şey var mı? Sözü bir iki kelime de Burcu'ya bırakayım. Ondan sonra size takdim ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Siz çok güzel başlangıç yaptınız. Biz bu teknoloji ve sağlık zincirini yaptığımızdan beri aslında hep tıp doktorlarını daha çok ağırladık. Siz ilk olacaksınız hocam, mühendis grubundan ve moleküler biyoloji grubundan ağırlayacağımız ve konuda gerçekten ilgi çekici. Özellikle ben bilgisayar mühendisi olduğum için direkt hani 1 milyar satırdan kodlama bayağı güzel bir başlık, ilgi uyandırıcı bir başlık olmuş. Heyecanla bekliyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız Hoş için. bulduk. Ben şeyim galiba değil mi? Hostum şu anda. Paylaşabiliyorum ekranımı. Tam ekran paylaşırsak. Tam ekran paylaşıyorum. Ekran gözüküyor Evet. galiba. Tam ekran oldu mu acaba? Geldi, ekranda geldi. Tamam. Gayet güzel görünüyor. Tamam. Öncelikle tabii teşekkür ediyoruz çağırdığınız için. Ama tabii şey düzeltmek istedim. İstatistikte bilgim o kadar çok değil de biraz daha programlama kısmı. Hatta nasıl diyeyim, ben daha çok, gerçi ben bir dakika hemen şeye geçeyim de. Kısa biyografi kısmına. Evet, normalde benim eğitimim şey moleküler biyoloji. Doktora da moleküler biyoloji. Daha sonra biyoinformatik. İşte bu sırada hani biraz terminalle, Linux terminalle tanışma oldu. Tabii de incelenen devamlı veriler de arttığı için büyük veriler. Yani hafızaya sığmayan veriler. O yüzden terminalle tanışıp haşirleşme olmuştuk. O yüzden ben daha çok şey kısmındayım. Hani istatistik değil de böyle daha low level. Yani daha bu dosyanın açılması, işlenmesi, temizlenmesi gibi. Hani bu veri biliminde %80 zamanın kaybolduğu, zaman harcanan kısım. Daha çok hani orada daha çok hani şey var.
ilgi ve tecrübe var. Tamam. Şimdi o zaman ben tabii önce konuları dinlemedim. Doktor arkadaşlar vardı devamlı da ben onları dinleyemedim de. O yüzden burada biraz fazlaca kod var. Umarım hani izleyicilerimiz de dinleyenler de biraz kodlama seviyorlardır veya şey vardır biraz aşinalık. Normalde işte dediğim gibi en çok ben terminal kullanıyorum. Tabii terminal demiyorum, bazı belki bilmeyebilir de terminal hani bir ortam aslında ama bu ortamda çalışan, bu ortam için yazılmış birçok irili ufaklı birçok program var. Bazısı dediğim gibi çok küçük işler yapıyorlar. Bazısı belki büyük işler yapıyorlar ama dediğim gibi bunları kullanabiliyoruz. İkincisi bir de terminalde şey de mümkün. Hani direkt programları birbirine bağlayarak çubuk işaretiyle. Yani bir programı çıktısına başka program vererek. Aslında tek başlarına çok küçük belki önemsiz şeyler yapan programlar birden işte artık sayım, temizlik, ne bileyim birleştirme, şekil verme gibi işlemlerde artık kullanılabilir hale geliyorlar. O yüzden daha çok terminalde vakit geçiriyoruz. Yani, biraz bunu da ben vurgulayacağım zaten konuşma boyunca. Ben daha çok da şey kullanıyorum, R kullanıyorum ama tabii düz R değil, Tidyverse kısmı. Tidyverse de artık Tidyverse'ci arkadaşlar şey diyorlar yani R'ın bir lehçesi gibi diyorlar. Tam normal R değil yani. Burada yine bir pipe, çubuk meselesi var. Yani yine programları birbirine bağlayıp daha doğrusu burada programlar değil de komutları birbirine bağlayıp yine veri temizliği, veri şekillendirme yapılabiliyor. Çok uzun hani çok karmaşık yani çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Evet, ikinci daha sonra da daha çok orada vakit harcıyoruz. Tidyverse kısmım. Python'da o yüzden gri yaptım. Yani çok uzman değilim o kadar. Ama bugünkü örneklerin çoğu Python'dan olacak. Daha sonra biraz da terminal. Python'da biraz kullanıyorum diyeyim yani. O yüzden hiç biyoloji çok fazla kullanmayacağız. Yani o yüzden baştan uyaralım. Evet. Şimdi problem nedir? Çok fazla veri. Ve tabii ki de yetersiz hafıza. Normalde değil mi, bir dosya açmaya çalıştığım zaman ne oluyor? Hafıza dolmaya başlıyor. Ya hafızada işte yer kalmadı hatası veya bilgisayar aşırı yavaşlıyor. Artık bir işlem yapamamaya başlıyoruz. Donuyor yani bilgisayarımız. O yüzden yetersiz hafıza büyük bir sorun. Tabii aşılabilir mi derseniz de aşılması çok zor, kolay değil şey açısından, hafıza açısından. Daha fazla hafıza takabilir miyiz bilgisayarımıza? Çok zor. Yani bir laptoplarda ancak belki en yaygın 8-16 var. Destekliyorsa sistem belki 32-64'e belki çıkarılabilir. Onu da yani çoğu artık bilgisayar firması şey yapıyor artık. Bir de lehimliyorlar yani. Değiştirmek falan arttırmak da mümkün değil. Yani çok arttırması çok şey değil. Ekonomik ve kolay bir şey değil. Böyle bir sorunumuz var. Yani bir de değil mi? Hafıza da burada nasıl çalışıyor? Mesela bir geçip sonraki slide'da. Evet, buradaki o zaman soru nedir peki? Niye hafıza sorunumuz var? Değil mi? Programlama dillerinde bir dizi veya bir matrix veya yani bir değişken hafızada saklıyoruz. Ve devamlı buna erişim sağlıyoruz hızlı bir şekilde. Tabii aynı şey için de geçerli, Excel için de geçerli. Excel'de açıldığı zaman bütün o veriyi hafızada saklıyor. Yani erişim için. İşte o yüzden mesela bir laptopta 8 GB hafızamız varsa işte R veya Python'da bir işte işlem yapıyorsak mesela bir matris okuduk diyelim veya bir büyük tablo var. Bunu okumaya çalışıyoruz diyelim. İşte sistem zaten belki 2-3 MB, pardon 2-3 GB'ın kullandığı için en fazla belki 4 GB, 5 GB'lık bir veriyi hafızaya sığdırabiliriz belki. Ama tabii yine sayılar arttıkça hafıza hemen dolmaya başlıyor. Milyonları geldiğimizde belki 10 milyon, 100 milyonları geldiğimizde artık hafıza da dolmaya başlıyor. İşte hafıza dolunca da, hafıza dolduğunda şanslıysak, program güzel yazıldıysa veya hani sistem şeyse, sistem düzgün yapıldıysa out of memory error deyip çıkıyor. Hata verip hani program çıkıyor. Çok şanslı değilsek de ne oluyor? Artık hafıza doluyor. Bu sefer işte bilgisayarda olan bir durum var. Yani işte hafıza yetmediği zaman
hafızayı boşaltıp hafızadaki her şeyi hard diske yazıp öyle bir ilerleme durumu var. Tam o zaman da oldukça yavaş bir sistem. Yani bilgisayarın yani programı o yavaştan programı öldüremiyorsunuz bile yani. Çok donma noktasına geliyor. Evet, o yüzden hafıza büyük bir sorun. Linux timeline'de tabii böyle bir sorun çok yaşanmıyor. Daha nadiren diyelim. Tabii neden diyeceksiniz? Bunun sırrı nedir? Çünkü Linux'ta şey meselesi var. Yani o az önce bahsettiğim küçük küçük programlar dosyaları satır satır işliyorlar. Yani bir dosya açıp da mesela kaç satır var diye sorduğumuzda dosyalar satır satır açılıp satır satır işlenip en sonunda bir toplam sayı verilebiliyor. Veya dediğim gibi 5. kolonun ortalaması kaçtı diye sorduğumuzda yine bütün satırlar, daha doğrusu bütün dosya satır satır işlenip 5. kolondaki değer işte toplanıp bir de tabii de kaç defa, kaç saniye, kaç satır oldu saklanıp en sonunda bir ortalama hesabı yapılabiliyor. Yani o yüzden hani 1 terabayt de olsa dosya sorun değil. Açıp şey yapabiliyoruz. İşlem yapılabiliyor. Böyle böyle. Ama o zaman pek çözüm ne? Yani çok büyük bir 100 GB'lık bir dosyamız var. Ne yapacağız peki o zaman? Tabii hemen çok da tabii trend bir şeyle. Big Data bu o zaman. O zaman hemen Spark kuralım. Apache Spark kuralım. Ve sorunu çözelim diye bir yaklaşım olabilir çözüm. Veya işte Amazon, Google Cloud, Azure gibi bulut tabanlı bir çözüm o zaman uygulanabilir diye ihtimaller var. Evet tabii büyük bir şirketseniz bunlar tabii ki de uygun. Yani zaten birçok çalışanımız var. Belki petabaytlara yaklaşan veri var. Herkese buna erişmesi lazım. Birçok kişi aynı anda sorgu yapacaklar. Tabii ki de bu zaman böyle durumda yani Spark gibi şeyler en doğru şey, en uygun çözüm. Ama mesela şahıslar için yani bir şahıs veya birkaç şahıs belki bir veriyi inceliyorlar. Burada yani artık Spark veya ne bileyim bulut meselesi aslında çok, daha çok erken. Yani hemen Spark'a geçinmek lazım. Spark çünkü normalde kurması zor. Normalde aslında yavaş. Çok çok büyük veriler işleyebiliyor ama normalde yavaş. O yüzden de başka bir çözüm daha var bu sorun için. Hard disk temelli çözümlerimiz var. Yine tabii Spark'tan daha önce bulunan bir Hadoop diye bir yaklaşım vardı. Hadoop'ta da yine parçala, uygula ve birleştir diye bir yöntem. İşte bu yöntemi artık farklı programlarda, Python'da, R'da veya terminalde görebiliyoruz. Yani bazı programlar artık var. Çok büyük dosyaları parça parça okuyup, hemen hafızada işleyip, sonra bir sonraki parçaya geçerek hafızayı doldurmadan işleyebiliyorlar. Ve artık yani daha da yeni çıkanları bir de bunu paralel bir şekilde gerçekleştiriyor. Yani 12 tane veya 10 tane CPU varsa aynı anda işte 10 tane veya 12 tane parça işlenip çok büyük bir dosya memori sorunu yaşamadan işlenebiliyor. O zaman işte bu programlar sayesinde, bu çözümler sayesinde artık hafıza limiti yerine artık bizim hard disk limitimiz olabilir. O zaman mesela bir laptopta belki 2 terabaytlık, 4 terabaytlık bir limitimiz olabilir. Masa üstünde belki 16 terabaytlara kadar çıkılabiliyor veya ondan daha fazla. İş istasyonu gibi bir şey varsa da elimizde çok daha fazla veri o bilgisayarda çok hani belki mütevazi bir hafızası olsa bile, RAM olsa bile işlenebilir. O zaman limitimiz hani artık memori değil. Limitimiz artık hard disk diyebiliriz yani. Bu tür yaklaşımlar sayesinde. Ve tabii burada bakınlar modern hard diskler. Hani SSD diye geçti. Yani daha da işlemi daha da hızlandırıyor. Bu eski tarz hard diskler tabii yavaştı. Artık şimdi çok hızlı hard diskler de var. O yüzden aynı anda
parçaları aynı anda 10 parçayı okuyup işlemesi SSD'den oldukça zaten kolay. Eski tarz hard disklerde bunu yapmak da yine yavaş olurdu. O yüzden teknoloji gelişmesi sayesinde artık bu da daha kabul edilebilir bir çözüm olmaya başlıyor. Yani hard diskin paralel bir şekilde işlenmesi. Yani hard diskin hızı artık buna müsait, okuma hızı buna müsait. Tamam. Ben host olmam ve basit yine de ekleyebiliyorsunuz değil mi? Şey gelenleri. Benim basmama gerek evet kalmıyor. Hocam. Yok siz tamam. Ona ilgilenmeyin. Ben normalde ben de basıyorum. Ben hallediyorum. O zaman gerek kalmıyor. Tamam. Peki o zaman çözümler nelerdir? Zaten en başta zaten Linux terminalinde zaten en baştan beri hani belli ufaklı programlar var. Veri işleme üzerine. İşte CSV kit var mesela. Python bazlı. Direkt normalde veri işlemi yaptığımız çoğu işlem filter, mutate, select gibi, join gibi işlemlerin çoğunu CSV kit yapabiliyor. Tabii terminal bazlı olduğu için de hani şey durumu yok. Memory sorunu yok. XSV var. Bu da TSV veya CSV tarzı işte dosyalar için. Yine standart veri analizi çözümleri sunuyor. Tabii yine dediğim gibi memory kullanmadığı için de yine büyük dosyalar işleyebiliyoruz. Bunlar belki biraz daha niş kalabilir. Yani MLA Miller diye bir şey var. O da oldukça aslında kapsamlı bir program. Ve çok küçük programlar bunlar. Yani kapsam derken çok fazla özelliği var ama hani çok az yer kaplayan programlar. Terminalde direkt çalıştırabiliyorsunuz. Yani diğer programlara göre daha fazla özelliği var. Aug zaten programlama dili diyebiliriz. Yani her türlü işlem yapılabilir. Karmaşık veya basit. Frog da Aug'un biraz daha ilerisi, paralel hale getirilmiş hali. Peki ben burada parantez aldım bunları. Bir de çarpı paralel yazdım. Bir de terminalde işte paralel diye bir program var. Yani ben mesela bir bu programdan bir tanesi de XSV mesela. Bununla büyük bir CSV veya TSV dosyasını işliyorum diyelim. Belli bir kolonda toplanma veya işte ortalamaya bakacağım. Group by, sonra ne bileyim filtre yapıyorum belki. Belli bir değerin üstündekileri eliyorum. Bunu bir dosyada yapıyoruz. Eğer elimizde 24 tane dosya varsa, 50 tane dosya varsa işte bu işlemin paralele söyleyip yani şu 50 tane dosyamız var. Komutumuz da bu. İşte XSV ile 5. kolonda şu değerlerin küçükleri atacağız. Sonra 4. kolonu böyle gruplayacağız. Ve de daha sonradan da işte ortalama veya işte median bulacağız tarzında her grup için. Böyle işlemimiz var. Bunu biz paralel bir şekilde 24 tane dosya için işte 6'şarlı veya ne kadar CPU'muz varsa yapabiliyoruz. Yani bu büyük bir nimet. Yani temelde zaten hani güzel şeyler, çözümler var. Bir de çok kısa bir örnek vereceğim şey var. DuckDB diye bir şey. Bu da yeni. SQL bazlı ama yine terminalde çalışıyor. Yine memory büyük dosyalarda memory doldurmadan SQL komutları istiyor tabii kendisi ama yine da bir alternatif olarak kullanılabilir. Arda da aslında farklı şeyler, çözümler var. Disk Frame diye bir paket var ama çok tutulmadı galiba. Bilmiyorum, çok yaygın değil. Bu direkt yine aynı mantık. Burada tabii galiba bir dosyayı parça parça işlemiyor da yani sizin baştan bir dosyayı parçalamanız lazım. Küçük parçalara bölmeniz lazım. Yani mesela 100 GB bir dosyayı belki birer GB veya belki 100'er MB şeklinde bine bölebilirsiniz belki. O şekilde yazabilirsiniz bilgisayara. Daha sonra yine parça parça işlemek üzere bir komut yazıyorsunuz diyelim. Normal bir komut. İşte disk frame bunu alıp her bir dosya için çalıştırabiliyor. Ve daha sonra geri toplaması, birleştirmesi kısmını da kendisi yapıyor. Tidyverse'de uyumlu kendisi. Yani Tidyverse'de bütün komutları, bütün fonksiyonları kullanabiliyoruz.
Bir de Arrow paketi var. Arrow da şu an normalde bu işi için kullanılıyordu aslında başlarda. R, Python veya başka diller arasında ortak bir data formatı olsun diye çıktı ama şu anda veri analizinde kullanılıyor. Başlarda biraz yavaştı ama şimdi bakın oldukça hızlı bir şekilde güzel bir yere geldi. Yine Tidyverse'de çoğu fonksiyonu destekliyor diyelim. Bir sonraki belki slide'da şey yazar da bu da genelde Parquet diye bir format var. Parquet formatı. Hani CSV'nin birazcık daha moderni diyelim. Daha hızlı kaplayan, daha hızlı işlenebilen bir formatı var. Parquet. İşte Parquet formatı, Parquet formatlı birçok dosyada hızlı bir şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Şu an işte Mutate Filter Group By destekliyor. Join galiba daha desteklemiyor ama yakında o da gelecek herhalde. Yani bu da güzel bir şekilde ilerliyor. Dediğim gibi milyar satır birkaç saniyede işlenebiliyor. Bu dosyalar sayesinde, bu programlar sayesinde. Python'dan da şey var, Dask var. Biraz daha eski paket aslında. Duyulmuştur. Bu da yine dosyaları parça parça alıp bir dosyayı parça parça veya birden fazla dosyayı ayrı ayrı ve paralel şekilde işleyebiliyor. Gerekirse karmaşık kurmanda müsaade ediyor. Yani bir cluster falan da kurulabiliyor. Mesela kümesinde kurulabiliyor. Yani kendisi cluster'daki bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayıp dosyaların işlenmesini, işlem sonunda ortaya çıkan işte bilgilerin toparlanması kısımlarını hepsini biraz kaydediyor. Bugün örnek vereceğim olan da şey, YX, bilmiyorum nasıl okunuyor ama YX diye bir paket Python'dan. Burada da işte aramızda bilgisayarcılar olur diye hemen kısaca bir şeyden bahsedelim. Normalde biraz da örneklerde görürsünüz. Yani normalde mesela bir dosya oku dediğim zaman tamam okudum diye hemen bitiriyor. Yani normalde beklediğimiz bu R'da veya Python'da beklediğimiz hani bütün dosyayı hafızaya alalım gibi durum yok. Lazy evaluation dediğimiz bu hani bir konu mesela şunu seç diyorsunuz, bunu grupla bu kolonu filtre diyorsunuz. Hemen tamam diyor mesela. Herhangi bir evaluation daha yok. Daha sonra en sonunda istediğin zaman şeyi çıktığı artık hesapla dediğim zaman o zaman artık ne yapılması gerekiyorsa hesaplayıp bize çıktığı veriyor. Yani lazy evaluation dediğimiz. Memory mapping'de yine hard disk'teki dosyada hangi bilgi nerede onu hafıza saklıyor sadece. Yani verinin kendisi değil de verinin yerini sadece hard disk'te nerede onu saklayarak erişim var. O yüzden hani limitimiz hard disk yani hani hafıza değil. Bir de out of core algoritmalar. Bu da şöyle. Bir sonraki slide'da burada da biraz burada bahsedeyim aslında. Burada o zaman bahsedeyim daha çok. Out of core meselesi. Ben bunu bahsedeyim sonra o konuya tekrar gelelim. Normalde MapReduce diye bir yöntem vardı en baştan beri. En baştan yani Spark'tan beri önce Hadoop bir cluster'a, büyük bir bilgisayar kümesine Hadoop diye bir sistem kurup her bir CPU'da, her bir bilgisayarda bir işlemi çalıştırıp çıktılarını sonra reduce yapıp yani birleştirip dağıtık bir hesaplama imkanı zaten vardı daha önceden. Evet, parçala, uygula ve birleştir şeklinde uyguluyoruz. Fakat burada şey sorunu var. Yani teknik sorun ortaya çıkıyor. Yani mesela ortalama almak kolay. Ben mesela diyelim ki 100 farklı bilgisayarda bu işimi yaptırırsam her bilgisayarın ne yapması gerekiyor o zaman? Toplamı, o anda işlediği dosya neyse toplam. Bir de kaç tane sayı gördüğünü mesela bir sayı tutarsa, işi bitince de bize söylerse bunu, biz o zaman genel toplamı buluruz. Daha sonra da toplam sayıda böleriz, ortalamayı buluruz. Yani bu ortalama çok kolay bir şekilde parçala, uygula, birleştir, yani MapReduce yapılabilir bir işlem, ortalama.
Ama işte dediğim gibi her işlem kolay değil. Yani her işlem, her türlü proses bunun için çok uygun değil. Mesela medyan almak. Yani çok normalde belki çok basit bir işlem ama şey için lokal bir bilgisayarda çok basit bir işlem. Hemen verinin üzerinden gidip medyanı bulabiliriz orta noktayı. Ama işte veri dağıtıksa farklı farklı CPU'lar birbirinden habersiz bir şekilde işliyorlarsa verileri bağımsız şekilde, o zaman medyanı bulması bir sorun oluyor. Veya lineer modelleme. Yani işte arkasında mesela least squares metodu vardı galiba. Yani farklı metotlar var arkalarında, farklı modellerin. O metodu, işte kullanılan algoritma neyse, bunu nasıl işte parçalar uygulabilirleştir, yani MapReduce'a uygun hale getiririz diye yaklaşımlar, arayışlar devamlı var. Yani o yüzden de devamlı mesela en başta mesela Spark da o şekilde. Spark ortaya çıkıyor. Normalde ilk çıktığında dediğim gibi dosya işlemi üzerine, büyük dosyalar işlemi üzerine. Daha sonra machine learning ile alakalı Spark ML onunla ilgili kısımlar da eklenip, çünkü zaman, çünkü şey gerekiyor, yani araştırma, geliştirme gerekiyor. Yani normalde lokal bir şekilde tek bir dosyada yapılabilen çok basit bir işlem MapReduce uygun olmuyor. Onun işte biraz daha farklı yöntemler yapılması gerekiyor. İşte onları da geliştirirseniz ayrı bir kütüphane olarak, işte Spark ML diye mesela, ayrı bir paket olarak onlar da geliştirilip daha sonra artık dağıtık şekilde artık uygulayabiliyorsunuz. Yani büyük bir veri var elimizde. Farklı CPU'lara veya farklı bilgisayarlara dağıtmışız. Bunlardan bir şey uygulayabiliyoruz. Neydi o? Linear model gibi mesela zor bir işlem. Zor derken hani MapReduce olması zor bir işlem, artık yapılabilir hale geliyor. O yüzden genelde bu tür yaklaşımların hepsinin ML şeyi var, paketi oluyor. Mesela bir önceki slide'a gidersem Dask'ın mesela, Python'un Dask'ın da Dask ML'i vardı galiba. Bayek'sin de mesela ML'i var. Yani paketin kendisi de çok iyi belki, neydi o işlemede, ama dediğim gibi bir makine öğrenmesine dair bir işlem yapacaksanız onun MapReduce'a uygun hale getirilmesi gerekiyor. Out of Core'da biraz da belki farklı bir yaklaşım. Hani Out of Core illa MapReduce'a uygun hale getirmek manasında değil. Yani bir işlemi işte hafızada çok bilgi tutmadan işte Out of Core, yani yapılabilir hale getirmek. Ben en sonunda bir tane programdan bahsedeceğim. De çok belki örnek vereceğiz ama mesela güzel bir örnek. Yani çünkü out of core olduğu zaman artık hani şey kısmına gerek kalmıyor. Yani 1 milyar satır, 100 milyar satır fark etmiyor artık. Dosya üzerinden gidiyoruz. Her gidiş, her gidiş sırasında da out of core olarak hesabımızı veya modelimizi düzeltiyoruz, geliştiriyoruz. O yüzden memori sorun çıkmıyor. Böyle. Evet, bu da az önce bahsettiğim mesela, genelde bu tür yaklaşımların hepsinin ilk önce bir normal paket çıkıyor. Spark veya Dask gibi. Daha sonra da machine learning ile alakalı ayrıca paketleri çıkıyor. Mesela biz de şimdi biraz daha YX örneğe gidip baktığımız zaman normal YX var şey için, dosya açmak, işlemek için. Modelleme için de YX ML diye bir paket kullanılıyor. Tamam. Buradan ilk önce Python'a başlayalım. YX örneği. Ben de şey blog, bir çoğu bakın bir blogda, bazıları da lokal benim kendi örneklerim de. Şöyle bir blog var. Hani ilgili arkadaşlar da buna bakarlarsa güzel olur. 5 dakikada laptopunuzda 1 milyon satırı eğitim diye bir blog sayfasından örneklerin bazıları. Evet, şimdi burada bir tek bir dosya var. 100 GB'lık. Bu da özel bir format. HDF, HTF5. Aşağıda şu an oturdum. Hiyerarşik disk formatı mı acaba, hatırlamıyorum. Hiyerarşik directory format olabilir. Daha çok veri saklama üzere bir işte format.
Mesela bu şu anda tek bir dosya halinde. Benim vereceğim örnekte de parke dosyaları. Yani farklı farklı dosyalar da açılıp işlenebiliyor. Peki şimdi bize dosyayı gösterdi. 100 GB diyor mesela. Bu da şey verisi, belki bilmiyorum karşılaştıysanız. Taksi. New York'taki taksi verisi. Birazdan şey görürüz, birkaç örnek. Yani dosyanın içine dair. İşte nereden alındı müşteri? GPS koordinatları var. Nereye bırakıldı? Zaman da olması lazım. Ne kadar tuttu? Ne kadar bahşiş verildi? Galiba süreler de var. Ne zaman, hani ne kadar sürdü seyahat tarzında. Bunları gösteren bir veri. Bu da hani örneklerde çok kullanılıyor. Çünkü 1,5 milyara yakın galiba şey var, satır. Bir de modelleme için de uygun. Yani mesela buradaki örnekte şey vardı galiba. Yolculuk ne kadar sürecek tahmini. Bazıları şey tahmin yapıyor mesela. Neydi o? Bahşiş ne kadar olacak tahmini. Şeye göre. Ya alış noktasına göre veya ne kadar tuttu toplam. Onlara bakarak ne kadar bahşiş alınabilir. Veya işte en çok bahşiş alınan zamanlar veya yerler tarzında analizler yapılabiliyor. Tamam. Bir bakalım, şimdi diyor ki bize yx.open. Bakın dosyanın yerini söyledik. Bu kendi bilgisayarımızdayken yapılıyor. Bu şekilde. Bakınız 50 milisaniye. Nasıl yani diyeceksiniz? Yani 100 GB tam, hani ne oldu? İşte dediğim gibi lazy evaluation meselesi. Yani bu şey değil. Hani bütün dosyayı alıp neydi o? Hafıza yüklememize gerek yok. Biz sadece şu anda burada bir dosya var. Onu biliyoruz. Dosyanın belki en başında biraz bilgiler var. Yapısına dair verinin. O kadar. Biz şu anda bu kadar yeterli. Ayrıca işte bu parke meselesinden bahsedeyim. Şey, tam emin değilim. Bu HDF5 çok güzel çalışmıyor belki de. Bu tür dosyalara gerekirse uzaktan da erişim imkanı olabiliyor. Yani şu an bu HDF5 örneği çok güzel çalışmıyor olabilir. Ama parkelerde, parke dosyalarında uzaktan erişim de mümkün olabilir. Yani siz kendi bilgisayarınızda değil ama uzaktaki bilgisayardaki bir serverdaki parkeye de sorgu yapma imkanı var. Tabii çok karmaşık sorgu belki yine bütün dosyayı okumayı şeyi gerektiriyorsa zor olabilir ama çok basit sorgulara hemen cevap alabiliriz. Yani bir belki bir summary belki olabilir, bir özet ve toplam kaç satır var tarzında kolay sorular hemen alabiliriz uzaktaki bir dosyayı. Yani normalde CSV gibi, Excel gibi dosyanın hepsini okumasına gerek kalmıyor. Saklama şeklinden dolayı. Yani parke daha da gelişecek gibi duruyor yani diyelim. Peki. Bu da benim kendi örneğimdi. Bu da bende de mesela farklı farklı yıllara göre, aylara göre ayrılmıştı parke dosyaları. Onda bakın YX o konuda mesela esnek. Direkt YX onto open. Sonra klasörün adı. İşte burada yıllar ve aylar vardı. Onları da ayrıca söyleyip. Yani bulabildiğim bütün data parke isimli dosyaları ve işte soy ismi parke olan bütün dosyaları aç diyorsunuz. Yine birkaç milisaniye sonra tamam diyor. Yani aslında bir açmadı değil mi? Sadece bizi hemen bir hızlıca yerlerini bulup belki başlarında küçük bir bilgiyi alıp onu almış oldu. Eğer şey derseniz de mesela data frame DF info derseniz de size hemen hızlı bir şekilde bakın bunu söylüyor. Hangi kolonlar var ve tipleri nedir? Çünkü işte bu parkelerde veya parkelerde bu önemli. Saklarken şeyin cinsini söylüyorsunuz. Verinin cinsini. İşte o yüzden de erişim daha hızlı oluyor. Çünkü ben bir de sütun bazlı bir saklama var parkelerde. O yüzden siz sadece şey yaparsanız mesela belli birkaç kolonu isteyip onlar üzerinden işlem yaparsanız bütün veriyi okumasına gerek kalmıyor. Yani hızlı bir şekilde yani sütun bazlı çalışıyor parke, öyle söyleyeyim. Mesela CSV gibi veya TSV gibi dosyalarda satır satır işlemek gerekiyor. Yani bütün dosyayı, bütün satırları görmek gerekiyor işlerken. Ama hocam parke dosyalarında sütun bazlı bir saklama var. O yüzden de
Mesela sadece 3 tane kolon lazımsa, işte birine göre gruplama yapıp diğerine göre de bir ortalama hesabı yapacaksanız, sadece o 3 kolona dair bilgi okunup farklı parke dosyalarına hızlı bir işlem yapılabiliyor. Tamam. Bir de bakın mesela sadece ekrana bastı derseniz de DF mesela okuduğumuz şeyi hemen yine bize birkaç milisaniyede bakın 50 milisaniyede okuma ekrana yazıyor. Hatta burada yaptığı nedir? İlk 5 satır, son 5 satır hemen bize bakın gösteriyor. Aslında hani bütün şey memoride mi? Hayır değil. Sadece ilk 5 satırı bulmuş hemen yerini. Onu göstermiş. Bir de son 5 satırın yerini biliyor. Hangi dosyada diye ve nerede. Biz onu göstermiş. Yani dediğim gibi şu an memori hiç kullanmıyoruz bunu yani. Normalde şey yapsaydık, normal bir Python ile R kullanmıyor olsaydık şu anda, eğer işte verimiz 1 GB ise belki 1 GB, 2 GB memory dolmuş olacaktı hafıza. Burada öyle bir durum yok. Yani memory kullanmıyoruz. Ve bu mesela Pandas kodu Python'dan. Buradaki mesela belli bir kolonda işte mesela burada temizlik yapılıyor diyelim. Değil mi? Mesela bazı taksi şeylerinde sıfırdan düşük sayılar var. Kaç yolcu vardı mesela. Eksi sayılar var. Onları kaldırıyoruz. 7'den daha fazla gözüküyor bazen de. 10 yazanlar var. Onları atıyoruz. Ya aykırı noktaları siliyoruz. Sonra çok uzak noktalar varsa onları kaldırıyoruz. Çok uzağa gidişler varsa ve çok uzun sürenler varsa. Yani belki veri giriş hatası olabilir veya hakikaten o gün aykırı bir durum olmuş olabilir. Temizlik yapıyorsunuz. Bunların hepsi bakın şu anda bakın bunların hepsi bir sürü işlem ama çalıştı diyorsunuz hemen 2 saniye diyor. Burada sadece işte dediğim gibi sistem lazy evaluation biraz bu şekilde. Sadece ne yapması gerektiğini hesaplayıp yani işte bu kolonda bu yapılacak. Bu kolonda bunu yapacağız tarzında. Bunları sadece kaydediyor. Ne yapılması gerektiğini. Ya hani hakikaten de veri gerekiyorsa hani ya işte compute veya işte collect derseniz o zaman size işlemleri yapıyor. O zaman belki zaman alabilir. Ama yine aslında bayağı hızlı. Ama hani bakın böyle kaç adım var bunlarda. Belki bir 6, 7, 8, 8, 9 adım var. Bunların hepsi hızlı bir şekilde yapılıyor. Dediğim gibi gerekmedikçe de hesap yapmaya gerek, yani hesap yapılmıyor. Yani mesela normal Python olsaydı şimdi ilk satırda temizlik yaptık. Yani bu temizliği yaptık ve bir yere saklıyoruz. Bu da kaplayacak şimdi. Başka bir temizlik daha yapıyoruz. Bunu da saklıyoruz mesela. Burada yine bir belki bütün verinin üzerinden gidip bir temizlik yapmamız gerekecek. Bir de memoriye saklamamız gerekecek gibi durumlar var. Ama burada bakın öyle bir şey yok. Sadece hangi işlem yapılması lazım? Hangi işlem yapılması lazım? Onu saklıyoruz. Zamanı geldiği zaman da hani veri istendiği zaman bizden o zaman da hepsini sütun bazlı olarak hızlı bir şekilde yapıyoruz. İşte burada da şey kısmı dediğim gibi hani yani şey şöyle bir şey olmuyor. Hani YX diye bir tane program var. Bunu hemen şey yapalım. Çıktısını işte 1,5 milyar aldık. Hemen Scikit'e verelim. Olmuyor. Çünkü dediğim gibi Scikit'teki programların hepsi out of core değil. Yani in core. Yani lokal bir şekilde her şeyi işte hafızaya alıp bir işlem yapmak üzere tasarlanmış hepsi. Yani böyle bir dağıtık veya işte out of core bir hesap yapmak için şey yok. İşte o yüzden de galiba Scikit'te galiba birkaç şey var. Neydi o? Yaklaşım vardı mesela burada SGD regresör diyeyim. Bu galiba out of core için uygun. Şeyden de bakın yine az önce bahsettiğim gibi YX'in de ML ve eski Scikit Learn şeyi var. Paketi. Burada bakın incremental predictor yani datayı gördükçe prediction yapacağız veya güncelleme yapacağız modelimizde.
bu tarzda bir yeni algoritma geliştirmesi gerekiyor. Normalde çünkü tam mesela YX çok güzel, çok hızlı, çok büyük veriyi işleyebiliyor. Ama dediğim gibi en sonda mesela 1,5 milyar vardı elimizde, temizlik yaptık, 1 milyara düştü. Bunu hadi hemen Scikit'e verelim, olmuyor. Çünkü yine Scikit'teki programların da hepsi ve algoritmaların hepsi memory'de hepsini tutalım, sonra hesaplarımızı yapalım tarzında. O yüzden de şey geliştirmesi gerekiyor. Yani ayrı paketler, ayrı algoritmalar geliştirmesi gerekiyor. Burada da bakın işte Scikit'ten SGD. Bu galiba şey müsaade ediyordu, out of core. Yani parça parça veriyi verip modeli güncelleme tarzında. İşte YX'in de ML Scikit Learn'ı var. Burada incremental predictor diye bir şey. Buradan bakın az önce öğrendiğimiz, az önce şey yaptığımız, bakın az önce işlediğimiz DF train vardı. İşte milyar satırdan. Bunu veriyoruz. Incremental predictor bu YX'e ait. Bu da parça parça alıp alıp modeli güncelleyip en sonunda şeyi getiriyor. Son haline getiriyor. Burada bakın galiba 6 dakika sürüyor. Toplam işlem. Böyle ve benim şey nasıl? Tamam, çok hızlı gitmedim, tamam. Peki, bir de terminalden de çok kısa örnekler vereyim. Normalde zaten terminalde şeyler çok yaygın kullanılıyor. Hani CSV veya TSV, hani virgül ayrılmış dosyalar. Normal TXT dosyalar diyelim. Bunlar zaten yine hiç hafıza limiti olmadan kullanılabiliyordu satır satır. İşte dediğim gibi Parquet şimdi formatı var. Daha verimli, daha az yer kaplıyor. Daha hızlı işleniyor. Çünkü sütun bazlı. Şu anda da terminalde de işte yavaş yavaş hani Parquet dosyasını işleyebilen programlar görünebiliyor. Şu an galiba yeni olarak şey var. Bakın DuckDB var. Bu yine birden fazla Parquet dosyası. Bunları, bu tabii DuckDB şey. Neydi o? SQL bazlı. SQL nasıl okunuyorsa. Bu şekilde çalışıyor. Mesela SQL biliyorsanız. Mesela toplam kaç satır var diye sayıyoruz. Burada mısın? Bakın şey var. Yine bu benim kendi bilgisayarımdan örnek. Yine şu klasörlerde gördüğüm bütün Parquet dosyaları diyoruz. Bakın SQL komutu. Bunu DuckDB'ye gönderiyoruz. Diyor işte burada toplam işte 800 milyon satır var diye söylüyor. Bakın çok hızlı bir şekilde bunu söylüyor. Daha karmaşık bir şey yapmak istiyorsak da mesela böyle burada galiba neydi bakalım, hatırlamaya çalışıyorum. Şeye göre taksideki işte yolcu sayısına göre ortalama bahşiş miktarı tarzında bir şeydi. Yine bakın böyle SQL yazıyoruz. Ve bunu daha sonra işte bu şekilde DuckDB'ye gönderirseniz bu komutu size işte, ben bunu tabii yaparken şeydeydi bu. Normal hard diskteydi bu. Biraz belki çok hızlı çalışmadı ama yani SSD'de daha hızlı çalışır. Yani birkaç dakika sonra cevap verdi bu şekilde. İşte ortalama 5 yolcusu olan taksilerin ortalama yüzde bahşiş oranı tarzında. Bunun kalabalıkken daha çok bahşiş veriliyor falan gibi şeyler ki denebilir. Tamam. Burada mesela ben şimdi daha güzel gözüküyor diye tablo diye şey yaptım. Ama işte terminalde bakın şu çubuk var. Esas hani işin sırrı veya hani sihri burada diyelim. Normalde işte DuckDB ile şey yapabilirsiniz belki, karmaşık bir SQL yazarak bir milyar satır işlenebilir. Çıktısı da böyle tablo gibi değil de bir şey gibi, hani CSV veya TSV gibi verilebilir.
Daha sonra onu bir başka programa gönderip işlem yapılabilir. Yani dediğim gibi ben burada sadece DuckDB'nin kendisini gösterdim ama yani DuckDB arada olabilir. Birçok parkeden, parke dosyasından veriyi ortaya çıkartıyor. Temizlik veya işte şekil değiştirme veri işledikten sonra sizin için bir veri üretir. Ondan sonra da onu bir başka programa alıp görselleştirme veya modelleme her türlü işlem yapılabilir. Yani DuckDB en son olması şartı gibi bu şekilde arada da olabilir. Birçok parkeden hızlı bir şekilde işlem yapıp daha sonra da sizin istediğiniz başka programları birleştirebilirsiniz. Yani terminalde böyle bir şey var. Yani çok farklı programları birleştirip workflow veya pipeline yapılabilir. Tamam. Şimdi aramızda bilmiyorum çok şey seven varsa, programlama seven var da varsa. Ama bir de AUG diye bir program var terminalde. Yani çok, bu da minnacık bir program aslında. Ama tam tamına hani programlama dili olarak geçiyor. Yani Turing Complete diye geçen program. Yani bunu da çok pratik bir şekilde burada hani programlama deyince şey gibi Python'da ve R'da olduğu gibi yani bir sürü işte tanımlamalar şeyler çok gerek kalmıyor. Yani hemen döngü yazmaya falan çok gerek kalmıyor. Zaten otomatikman bir döngüsü var. Her bir satır için bir komutör mesaj için çalıştırıyor tarzında. Hani AUG yine bakın memory sorun olmadan çünkü satır satır işliyor. Ve yani Python'daki dictionary gibi ve hash table falan gibi yani özellikleri de var. Hani verileri saklayıp güzel bir şekilde saklayabilirsiniz yani memory'de gerekirse ve hesaplar yapılabilir. Hani şu olarak kullanılıyor bu. Oldukça kurtarıcı özelliği var yani çok karmaşık bir işlem gerektiği zaman kullanılabiliyor. İşte az önce bahsettiğim gibi yani map ve reduce meselesi. Mesela yakınlarda çıkan bir program vardı Frog diye. Bunun özelliği işte map reduce yapabiliyor. Yani elimizde birçok dosya var veya uzun bir dosya var diyelim veya büyük bir dosya fark etmez. Bunları mesela bakın paralel bir şekilde 6 tane CPU bölüp 6 çekirdek olarak alıp işte bakın burada 14. kolonu fair ücret diye bir değişken topluyoruz devamlı. Sonra şeyi topluyoruz burada bahşiş 17. kolonmuş bakınız onu topluyoruz devamlı. İşimiz bittiği zaman da toplam kaç satır gördük? Enler buydu. Toplam şey miktarı bahşiş, toplam ücret miktarı. Bu da bu ortalama mı oluyor acaba? Ortalama mı galiba sanki yanlış mı yapmışım? Tip bölü fair. Bu galiba tip bölü neri olması lazımdı. Toplam ücrete oran olmuş yani şeyin neydi o? Bahşişin. Toplanan bahşişlerin toplam işte ücrete, yani taksimetrede yazan ücrete oran olmuş. Bakın dediğim gibi 100 yani 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar yetmez. Yani önemli değil. Terabyte de olsa önemli değil. Yani hard diskimizde ne kadar yer varsa işte Frog sayesinde işte paralel bir şekilde dosyaları işleyip neydi o? Bu işlemi yapabiliyoruz. Ve arka fonda MapReduce'u kendisi hallediyor Frog. Mesela burada normalde 6 farklı CPU çalışıyorlar. İşte 6. birisi 14. kolonu şöyle diyelim. Farklı CPU'lar çalışıyorlar. 6 farklı CPU. Her birisi ne yapıyor? Ücret ve bahşişin toplamlarını tutuyor. Bittiği zaman da döngü hepsi toparlanıp hepsi de ellerindeki ücret ve neydi o? Ücret ve bahşişlerin sonuçlarını toparlayıp bize genel toplamı söylüyorlar mesela. Tabii karmaşık bir işlem yapıyorsanız da artık kendiniz planlayabiliyorsunuz şeyi MapReduce kısmını. Karmaşık bir işleminiz varsa her CPU'dan gelen sonucu alıp kendiniz işleyebilirsiniz de. Az önce bahsettiğim şey meselesi buydu. Yani MapReduce'e uygun ve ona uyumlu o mantıkla modern şeyler de çıkıyorlar. Eski ve kullanışlı programları üzerine.
Bunun için çok bir örnek hazırlayamadım da. Bu da Vopal Mobit diye bir program. Ben nasıl da ekran paylaşıyorum. Şöyle size hemen ekranını size göstereyim. Böyle. Bu da şey dediğim gibi, bahsettiğim gibi out of core. Gerçi bunun sayfasında şey yazıyor. Online learning demiş ama tabii online, bakın şu. Online kelimesi şeyle karışmasın. Yani Coursera falan değil de out of core manasında. Yani milyar, 10 milyar satırımız var. Bunu işte bu program veriyoruz. Yine terminalde çalışabiliyor. Neydi o? Bu programı veriyorsunuz. İşte program dediğim gibi her işte belli bir süre boyunca belli bir veri gördükçe modeli güncelleyip ilerliyor. Yani o yüzden satır miktarı, satır sayısı önemli değil. İstediğiniz kadar satır gönderebilirsiniz. Hani bütün veriyi memoriye alayım, daha sonra hesap yapayım demiyor. Veri geldikçe modeli güncelleyip ilerliyor. O yüzden yani streaming mesela, stream olan bir data içinde kullanılabilir. Daha çok ama şeyde kullanılıyor, reinforcement learning, ama normal linear learning falan da onun içinde kullanılabiliyor. İsterseniz matrix factorization de yapabiliyor galiba. Bu şekilde. Yani dediğim gibi yani şöyle bir senaryo çok kolay. Elimizde dediğim gibi parke dosyaları var diyelim. Bunları işte DuckDB ile işleyip daha sonra AVC'a gönderip Vopal Vapit'in istediği özel bir format var da onun için mesela hemen o anda hemen ayarlayıp satır satır sonra Vopal Vapit'e göndermemiz mümkün. İşte parklarla birleştirerek böyle. Benim diyeceklerim bu kadardı. Teşekkürler, saygımı da unutmuşum. Dinlediğiniz için teşekkürler diyoruz. Teşekkür ediyoruz Alper Hocam. Gayet güzel, farklı bir bakış açısı ve evet, yeni birçok algoritmik adım sunmuş oldunuz bizlere. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle biz çok teşekkür ediyoruz. Hem vaktinizi ayırdınız hem güzel bilgiler sundunuz. Sorularımız varsa onları alalım. O doğrultuda konuyu biraz daha netleştirmiş olalım diyoruz. Tabii bu işlemler, ben öncelikle şunu söyleyeyim, daha çok sizin de başta vurguladığınız gibi verinin temizlenme aşamasında, ön işlem aşamasında önemli bilgiler içeriyor. Fakat orada bir ifadenizde mesela bir lineer model veya kompleks bir istatistiksel model kullanımında ne gibi yaklaşımları önerdiğiniz konusunda biraz daha o konuyu açabilir misiniz hocam? Şöyle, hani bir lineer modeli parça parça veri setlerinden nasıl gerçekleştireceğiz konusundaki literatürün bakış açısı. İşte şeydi, mesela VX'in kendi kütüphanesinde şeyler var, ML'in altında, machine learning kısmında. Mesela PCA yapmak istiyorsanız VX ML PCA var mesela. Yani tabii siz, yani bir bireyin oturup da bunu hesaplaması zor. Hani biz bunu dağıtık şekilde nasıl yaparız? Hani birbirinden bağımsız CPU'lar hangi bilgiyi tutarlarsa, daha sonra birleştirirlerse işte lineer model yapmış oluruz gibisinden. Zor. O yüzden genelde şey oluyor, işte dediğim gibi bu tür programlar genelde şeyle çıkıyorlar hemen ortaya. Çok hızlı işleyebiliyoruz diye. Daha sonra yavaş yavaş şeyler birikmeye başlıyor. Hani ML, machine learning ile alakalı algoritmaları da yavaş yavaş geliştiriyorlar kendileri için. Bu şekilde yani. Evet. Mesela şu an lineer model yapıyor mesela. SGD regresör diye bir yöntemle. Arka plandaki mantık nedir hocam? Yani yaparken. SGD mi? Evet. SGD stokastik gradient descent galiba herhalde bu, değil mi? Galiba öyle olması lazım. Ya yani şu anki derin öğrenmeye yakın evet, bir şey var. Evet. Simülasyon türünde yaklaşımlarla o zaman. Tam simülasyon oluyor mu acaba? Yani herhalde şey oluyor, minimize mi ediyor hatayı? Evet. Ha. Yani kabataylar tahmininde minimum hatalı minimum tahminler veren. Evet. Anladım. Yani o bir şey aslında, biz ona simülasyon da diyoruz. Yani
türevi sıfır yapan, minimizasyonu sıfır yapan, ya sıfıra yaklaştıran değerleri parametre tahmini olarak kullanıyor. Evet. Evet, global minimumu çalışıyor. Evet, global minimumu çalışıyor. Peki şöyle bir şey önersem, bu yaklaşımın literatürde bir yeri var mı? Mesela çok büyük bir veri setimiz var diyelim işte. 1 milyon üzerinde data var. Biz bunu paralel, parçalı bir şekilde kullanacağız. Çeşitli işlemlerde. Şimdi bu kullanma sürecinde datayı parçalarken randomize parçalasak. Yani bu şu anlama geliyor. Diyelim 10 bilgisayara ya da 10 paralel parçaya böldük. Her paralel parça randomize dağıtılmış alt gruplardan oluşsa. Daha sonra bu modeller veya algoritmaları onlar üzerinde yapsak. Randomize dağıtıldığı için her birinden elde edilen tahminlerin ortalaması gibi bir değer genel bütün verinin bir tahmini olarak düşünülebilir. Böyle bir yaklaşım var mı? Mesela bunu şu an bir fikir olarak ürettim. Bu konuda hani daha önce bir okumuşluğum olmadığı için net bir şey söylemiyorum ama bir fikir ürettim. Neden bunu söyledim? Dataların parçalanması, verilerin parçalanması diyelim merkez bazlı veya kişi bazlı değil de ya da işte belli büyüklükte eşit parçalara bölmek değil de önce karıştırıp sonra onu randomize bölmek şeklinde. Randomize bölmekteki mantık da dataları birbirine benzetmeye çalışmak. Benzetince de her bir datadan elde edilecek tahminlerin eğer bir yakınsaması varsa birbirine benzer tahminler olmasını sağlamak. Dolayısıyla onlardan elde edilecek tahminlerin de ortalaması gibi bir yaklaşım aslında tüm veriden elde edilecek sonucun bir yaklaşımı olabilir. Ya olabilir ama galiba her hani her yöntem galiba onu şey yapmıyor. Hani ortalama galiba kabul etmiyor. Ya bir de şey hani dediğim gibi normalde mesela diyelim ki YXC bir paketimiz yok veya ne bileyim çok modern bir paket daha geliştirmedi diyelim. O zaman hani her zamanki o istatistik yöntem subsampling yapıp da değil mi? Evet. Ne kadar memorimiz varsa mesela diyelim ki işte 1 milyar var elimizde veri ama memorimiz çok fazla yok. Bir de hani böyle modern paketlerde daha bulmamış. Yani işte memori ne kadar sığıyorsa mesela onu sığdırabiliyoruz memori. 15 milyon random seçip deyip normal scikit-learn falan kullanılabilir. Daha sonra da artık işte verimizin işte şu kadarını aldık temsil eder tarzında şey yapılabilir. Ama zaten o işte bölüyorsak yani zaten verinin hepsini işleyebiliyorsak yani biz ona böldük onu da paralel bir şekilde hızlıca işliyoruz. O zaman işte ortalama yani bazı algoritmalar da galiba çok yakınsamıyor galiba yani. Yani oradaki ortalama oradaki ortalama çok önemli bir şey değil. Şu an için söylenmiş bir yaklaşım diyeyim hocam. Ama oradaki benim asıl vurgulamak istediğim parçalama işinin randomize yapılması. Dolayısıyla her bir data setini randomize dağıttığımız zaman her bir data seti üzerinde yapılacak algoritmik çalışmaların birbirine yakınsaması aslında tüm veride benzer sonucun tüm veri kullanılsaydı benzer sonucun elde edilebileceğinin bir işareti olur. Başlayalım. Ses galiba gitti. Alper hocam alıyor musunuz sesimizi? Sesim geliyor mu acaba? Evet, geliyor. Kusura bakmayın hocam, dondu benim bilgisayarım da. Estağfurullah, tabii. Evet ben hocam. Ben en son şeyde kalmıştım da, şey derken, yani her algoritma galiba şey yapmıyor. Mesela karelerin farkı gibi yani karelerle ilgili şeylerde
Yani lineer değilse ortalamalar yaklaşmayabilir. Tabii tabii. O yüzden dediğim gibi yani geliştirmesi gerekiyor her zaman. Evet. Yani o yüzden mesela yeni çıkan paketlerde genelde hep eksik oluyor şeyler. Yavaş yavaş ekleniyor. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet arkadaşlar, buyurun sorularınızı yöneltin Alper hocamızı bulmuşken. Teşekkür ederiz. Ben şahsen VAEX'i bilmiyordum. Çok güzel oldu. Sağ olun. Biz eğitimlerimizde... Evet, ben de hani, evet, çok aşırı yeni değil ama yani yeni sayılır, evet. Biz şeyde yapıyoruz hocam ama bu hani kendi lokalimiz yetmediği zaman işte Google Colab'da falan çalışıyoruz. Yani orada TPU desteği sunuyor. Hani bir de yeni bir, bilmiyorum duydunuz mu, TF Record diye bir dosyalama kaydı oluşturuyor. Aslında o da biraz hani paralelleştiriyor ama buradaki süreler çok çok iyi gerçekten. Yani TPU'da evet, bile bu kadar sürelere eğitemiyoruz. Ha bu ama dedim ki bu biraz hani mütevazi bir yani bu senin machine learning dediğin bunu hani bu değil önemli değil. Normalde biner modelleme yani bu. O yüzden hani TensorFlow ile aynı şeyi yapmıyorlar herhalde. Evet, yani bu tam derin öğrenme değil. Bir de şey var bunun. Onu da bakarsınız. Yani bu VAEX'i geliştiren ekip işte hızlı olduğu için, çok hızlı işleme olduğu için şey de yapıyorlar galiba. VAEX'in server hali de var. Bunlar, yani geliştiren grup şey çalışıyor. Astronomi çalışıyorlar. Yani büyük veriler. Çok hızlı cevap verdiği için artık server halde var galiba. Yani bir server kuruyorsunuz VAEX'i. O serverda işte büyük veri var. Yani uzaktan sorgunuzu yapıp, yani Jüpiter'den mesela bağlanıp sorgunuzu yapıp hemen sonucunuzu alabiliyorsunuz. Yani o tür bir modelde var bu yani şeyin VAEX'in. Yani merkezi bir yere kurup o zaman hani bir grupta artık bir ekip veya bir grupta erişebiliyor yani dataya. Çünkü lokalde çok güzel belki işler de lokalde mesela hallettiğiniz yani çok modern bir paket ama bu sefer şirketteki ve ekipteki diğer arkadaş erişemiyor. İşte 100 GB taşımak da çok zor gibi bir aktarmak. O yüzden bu server modeli de güzel aslında. VAEX'in. Ben hocam çok sağ olun. Evet arkadaşlar, sorusu olanların sorularını alalım. Yok mu soru? Mutlaka bir deneyip görmek de lazım tabii bu tip ifadeleri. Evet evet, VAEX'i denemek lazım. Evet. Evet, bir deneyerek görmek. Muhammed Bey, sizin var mı sorunuz? Ben teşekkür için hem hocama hem düzenleyenlere teşekkürlerimi sunmak için açtım. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun. Rica ederim. Evet hocam. Alper hocam çok teşekkür ediyoruz. Eğer soru yoksa katıldığınız için inşallah güzel projelerde de sizinle birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Evet yani sorular olursa arkadaşlarım, büyük veriler olursa. Evet. Ama tabii bakın büyük veriler biraz tanımlamış olduk. Yani illa hafıza sığmıyorsa değil de artık hafıza sığmıyorsa büyük veridir diyebiliriz belki. O yüzden RAM'a sığmayan, hard disk'e sığan veriniz varsa yardımcı çalışırız. Peki çalışma konularınız hakkında hocam bir de sizden duyalım. Neler üzerine yoğunlaşıyorsunuz? Gerek pratik ders anlatımlarında hani sizinle bağlantı kurmak isteyenler veya ihtiyaç duyduğuna sizinle birlikte çalışmak isteyenleri yönlendirebiliriz. Bu konuda da bir sizin ağzınızdan duyabilirsek çalışma başlıklarınızı. Sonuçta başlıyor hocam şey var yani gene expression analizi var diyelim. Mesela değer öğrenmeyi de olabilir. Şimdi mesela gene expression'ları resme çevirip convolution network'le analiz mesela. Öyle bir şey çalışmalar var.
Orada hani ekstra şey yapılabilir. Sonra bizim bir de metin madenciliği var. Değil mi? Metin madenciliği konularında da mı bir şeyiniz var hocam? Yani resimde. Metin ama şey tabii öyle direkt yazı madenciliği şey. Genomdan madencilik diyelim ben. Evet. Genomdan. Buradaki, evet. Genomdaki kelimelerin. Hatta şey bu word vektör var ya kelime vektörleri. Evet. DNA vektörleri gibi bir şey var. Birazcık da ağ analizi belki olabilir ama kimyasal reaksiyon ağları gibisinden. Ağları da analiz. Ama dediğim gibi low level işler varsa hani yardımcı olmak isteriz. Yani dediğim gibi low level olunca artık şeyde geri kalmıyor. Yani kimya, fizik, matematik veya işte biyoloji fark etmiyor. Yani ben bir dosyayı mesela açamıyorum veya çok fazla dosya var açamıyorum, birleştiremiyorum tarzında. Ya ne bileyim RAM yetmiyor yani nasıl yapacağız tarzında. İşler varsa arkadaşlar yardımcı olmak isteriz tabii ki. Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sizi yorduk akşam akşam. Sorularımız da yoksa görüşmek dileğiyle diyelim hocam. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.